Tekneyi seyir hazırlarken öncelikle bütün ekipmanlarımızı açıyoruz. GPS, makine dairesi fan, korna, ırgat, eğer gecesi seyir fenerleri, elektrik prizlerine ihtiyacımız yok, boilere ihtiyacımız yok. Çalıştırmak istiyorsanız müzik sisteminizi, bütün hemen hemen aydınlatma sistemlerini, gece ise gündüzse aydınlatma ihtiyaçlarına ihtiyacınız yok. Aydınlatmalara ihtiyacınız yok. Baş pervaneniz varsa baş pervanenizi hazır hale getiriyorsunuz. Baş tarafın halatını atıyorsunuz. Sonra kıç halatıyla devam ediyoruz. Kıç halatları atılırken rüzgar üstündeki halatı sona bırakıyoruz. Şu anda hakim bir rüzgar neredeyse yok gibi. O yüzden çok önemli değil. Ama hakim rüzgarı eğer iskeleden alıyorsanız iskele taraftaki halatınızı en son bırakıyorsunuz. Tek başınıza çıkış bu kadar kolay. Sonra baş pervanenizle düzeltip tekneyi. İleri yolda çıkıyorsunuz. Burada önemli olan ayrıntı, yanınızdaki teknenin boyunu geçmeden iskele ya da sancak yönünde dönüş vermemeniz. Bir diğeri, halatların üzerinden geçerken pervanenizin çalışmıyor olması lazım. Çünkü eğer yüzen bir halat varsa suyun üstünde, pervaneniz o halatı çekecektir. Şimdi baş pervanesiyle döndürüyorum. Kıç, dikkat ederseniz kıç şu anda kurtuldu. Bakın. Dönüşümü tamamladım. Böyle dar manevralarda, manevra sahalarında, özellikle bu tür marinalarda baş pervanes hayat kurtarır. Dikkat edeceğiniz ayrıntıların önemli bir tanesi yine yüzen halata dikkat ettiğiniz gibi, bir de suyun üstünde yandaki teknelerden giren, özellikle bakın şurada göreceksiniz, bu halatlar çok yakın geçer. Bu halatları pervanenize vurmayacak şekilde, yani bir derin V'nin en derin kısmından geçecekmişsiniz gibi düşünün. Çıkış koridorunuzu en orta hattan yaparak devam edin. Bu arada marina giriş çıkışlarında genelde kazaların ya yaslanmaların hemen hemen hepsi marina giriş çıkışlarında olur. Özellikle marinaların giriş ve çıkışı esnasında yapmanız gereken şey, seyir süratinizi düşük tutacaksınız. Yani kontrol edebileceğiniz, tekneyi kontrol edebileceğiniz bir sürette olacak. Bunun bir ayrıntısı var. Eğer hakim rüzgarınız yüksekse, yani marina içerisinde örneğin 10 knotluk bir rüzgar varsa, siz 2 knotluk bir seyirle bu tekneyi kontrol edemezsiniz. Rüzgardan daha hızlı olmak zorundasınız. Eğer rüzgar gücünü yenemezseniz şayet, tekneniz rüzgar altına doğru kayacak ve kontrolden çıkacaktır. Bizim marinamızda giriş ve çıkış alanları oldukça dar olduğu için, genelde bu tür marinalara giriş çıkış yapıyorsanız hemen hemen her marinaya giriş çıkış yaparsınız. Bizim marinamız alan olarak giriş ve çıkışı biraz dar. Çift mendireğimiz var. Yani marinanın hem bir yatları olduğu bölümü koruyan küçük bir mendireğimiz var. Bir de dışarıda daha büyük bir mendireğimiz var. Fırtınalı havalarda, sert havalarda bu bizim için oldukça güvenli bir alan sağlıyor. Motor devrimini biraz düşük tutuyorum. Mikrofona mümkün olduğunca ses parazit gelmesin diye. Çıkışı tamamlayana kadar işin ciddiyetini bırakmayacaksınız. Tamam çıktık, hadi hep beraber eğleniyoruz değil. Marinayı terk edip güvenli suya gelene kadar siz eğlencenin parçası değilsiniz. Unutmayın bunu. Çünkü bazen hızla hemen hadi çıktık nasıl olsa diyorsunuz ama giriş çıkışta bir tane daha tekne olabilir. Bu tekneyle çatışma olabilir. Suyun üzerinde yüzen bir halat olabilir ki sıklıkla görürüz bunu durgun suda. Devri biraz daha düşük tutuyorum.